Değerli izleyenler merhaba. Bugün reçetede ilişkilerde görülen doğumsal kalça çıkığından bahsedeceğiz. Tedavisi nasıldır? Bunu konuşacağız. Bizlere bu konuda Medikabil Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Ömer Faruk Bilgen bilgilendirecek. Sizin de merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz varsa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün doğumsal kalça çıkığından bahsedeceğiz. Kalça ameliyatlarında ne kadarı bu ameliyatlardan görülür? Bunu konuşacağız ama öncelikle ben doğumsal kalça çıkığı nedir? Neden görülür? Bunu sormak istiyorum size. Şimdi doğumsal kalça çıkığı tabii bir çocukluk dönemi. Hı-hı. Hastalığı veya bozukluğu kalçanın. Bu anne karnındayken bebek birçok faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan ve kalçanın iki tane tarafı var. Birisi yuvası, bir de femur başı dediğimiz kalça kemiğinin o yuvanın içerisine girdiği yer. Burada gelişimini birbiriyle uyumlu halde sürdürmesi icap eden bir yapı iken bir şekilde bozulması. Çok teferruatlı iş tabii. Tabii bunlarla daha çok bizim yine ortopedi branşı içerisinde pediatrik ortopedi, yani çocuk ortopedisi dediğimiz branş ilgileniyor. Daha çok çocukluk dönemiyle. Evet, onların tedavileri. Siz daha tabii, çok erişkinler. Sonuçta evet. Çocukluktan başlayıp sonra da devam eden bir sıkıntı. Yani bunların niye erişkin dönemine gidiyor? Tedavi edilemeyenler veya atlananlar veya o arada gözden kaçanlar. İşte annelerin tabii bu çok kısa olarak bahsetmek gerekir. Kundak yapılması, çocukların iyi bakılamaması. Bu sebepten dolayı yani femur başı dediğimiz kalçanın yuvarlak kemiğiyle bu içerisindeki yuvasının birbiriyle uyumsuz halde gelişmesi aşağı yukarı böyle 1,5-2 yaşına kadar iyi bir ilişki içerisinde olması lazım. O ilişki bozulursa kemik birbirini etkilemiyor. Dolayısıyla eklemin birbirine, yüzeyine temas etmediği için basınç oluşturamıyor. Basınç oluşturamayınca yeteri kadar istediğimiz şekilde gelişmesi engelleniyor. Dolayısıyla çocuk doğduğu zaman eğer aile bunu fark ederse veya hekimi tabii muayene eden çocuk doktoru doğumdan sonra bunu hissederse, fark ederse birkaç ay içerisinde bunun işte ultrasonla bakılıp tanısının konulması, daha sonra tedavi yöntemleri geliştiriliyor tabii. Tabii çocukluk döneminde olanlar ayrı bir bizim ortopedi branşımız içerisinde ayrı bir bölümün ilgilendiği bir branş. Hani bugün fırsat bulup işte bunları daha çok erişkindeki çocuklardan sonra, çocukluk döneminden sonraki süreçte neler olabilir, neler gelişebilir? Hastalarımız veya insanlar bunu nasıl fark ederler? Bunları konuşacağız. Konuşalım. Çocuklukta doğumsal olarak görülür dedik. Çocuklukta birçok nokta var dikkat edilmesi gereken. Kundaklama dediniz. Bu bunlardan birkaç tanesi. Daha başka nedenler var mı? Tabii ki var. Yani bunun bir takım hormonal sebepler var. Tabii buna doğumsal demekten çok gelişimsel diyoruz artık bu son birkaç yıldır. Bu şekilde değişti. Doğumsal yerine gelişimsel, gelişimle ilgili olduğu için bu hastalığın veya bu bozukluğun ortaya çıkması gelişimsel kalça daha doğru bozukluğu. Mu bir tabii gelişimsel oluyor. Yani gelişme geriliği sonuç itibariyle. O nedenle bu şekilde isimlendirildi son yıllarda. O doğrusu da o tabii. Çocuklukta tedavi edilmiyor ve ileriki yaşlara kadar geliyor. Çocukluk döneminde tedavi edilen, yani farkına varılıp edilenler de var. Fakat ameliyat kararı verilmesi güç olanlar da var. Bunlar içerisinde bir süre sonra bunun tabii erişkinlerdeki bir sınıflaması var. Belki onu söylemek daha uygun olur. Biraz daha anlaşılır olması adına. Kalça yerindedir. Yerinde ama üzerini örten kemik yapı, yani yuva, bunun femur başı dediğimiz kısmı tam manasıyla örtmez. Yani normal şartlarda normal gelişmiş bir insanın kalçasındaki örtüm kadar üzerini örtmez. Yani şöyle şunu femur başı desek üzerine kapattığımız zaman birazcık açık kalır. Yani bizim düşündüğümüz gibi kalça çıkığı tamamen yerinden çıkmış değil öyle bir o şey. O da var ama o tip daha yüksek tipler. O daha yüksek derecesi var. Bu mesela tip 1 olarak değerlenir. Buna displazi, gelişim geriliği denir. Bu çok uzun yıllar fark edilmez. Yani böyle hafif olan bir tiptir. Fark edilmez. 35-40 yaşına geldiğinde hastalarımız kalçalarında ağrı ortaya çıkabilir. Bu ağrı da tabii kalçadaki ağrı dediğimizde uylukta hissedilen
kasıkta hissedilen veya işte kalçanın arka tarafında hissedilen ağrılardan bahsetmek lazım. Belirtilerinden biraz sonra bahsedeceğim tamam. Ama ilk önce ben çeşitlerini sormak istiyorum. Çünkü az önce de dediğiniz ileri derecesi var. Küçük basit olanları var. Bunları derecelendirirsek tabii nasıldır? Ki. Şimdi şöyle sınıflayalım biz. Tabii birçok komplike sınıflamalar da var. Yani dünya üzerinde ama hı-hı. En basiti yerinde bir kalça çıkığından bahsederiz. Yerinden bir miktar çıkmış bir kalça çıkığından bahsederiz. Bir de tamamen çıkmış kalça çıkığından bahsederiz. Üçe ayırabiliriz bunları. Tabii onların da alt grupları var ama en iyisi yani daha anlaşılır, daha kolay akılda kalması adına üçe ayırmak daha kolay. Üçe yani ayırıyoruz. Yerindeyken kalçamız çıkmamış ama gelişim geriliği var. Hı-hı. Yarısı çıkmış, hem gelişim geriliği var, tamamen çıkmamış olanlar var. Bir de tam çıkmış olanlar var. Bunların hepsinin tedavisi farklı şekilde değil mi? Yani sonuçta ameliyatla tedavi edecekler ama farklı farklı ameliyatlar yapılacak bunlara. Tabii oradaki sıkıntı bu. Bazılarında tabii bu kısaca bahsedecek olursak hı hı. Yerinde olanlarda çatı ameliyatları yani üzerini örtme ameliyatları o femur başı dediğimiz yuvarlak kalçamızın içindeki hareketi sağlayan kemiğimizin üzerini örtmeye yönelik ameliyatlar. Onlar gerçekten çok titizlikle yapılması evet. Gereken ameliyatlar. Bunlar daha çok genç erişkinlerde. Hı hı. Yani bunları tabii çocukluk döneminde de yapılır. Ama 18 yaşından sonra... Işte daha mı sağlıklı olur? Şöyle söylemek lazım. Hastanın şikayeti olduğu zaman bunları yapmak gerekir. Ama çocukluk döneminde şikayetin olmasını beklemeye gerek yok. Ölçülür, hesabı yapılır. Normal çünkü değerler var elimizde. Hı hı. O değerlerin altındaysa hani çocuk kendi başına karar veremez. Evet sonuçta. Kesinlikle. Ailesiyle görüşüp bunun kararını verip ameliyatı yapıp çünkü sonuçta bir ömür boyu rahat etmesini sağlayacağımız bir işlem yapıyoruz. Evet. Çocukluk döneminde yani çocukluk derken bebeklikten bahsetmiyorum. Daha büyük çocuklarda işte 10 yaşında veya daha büyük veya biraz daha küçük çocuklar vardır. Onlarda da çatı ameliyatlarının yapılması güzel titizlikle yapıldığı zaman bir ömür boyu kalçayı kurtarabilir. Çünkü evet. Sonuçta bunlar eğer tedavi edilmezler ise ağrıları ortaya çıktığı zaman kalça proteziyle tedavi edilecekler. Daha kötü bir tedavi. Yani, protez... yani kötüden kasıt normal basit yolla yapılması gereken varken durum ciddileştikçe daha çok doğru. Yani sizi yoracak bir ameliyat olacak yani, bu. Sizi yoracak, hastayı üzecek, evet. Sorunlara açık hale gelecek. Bir de şu var, yani bu gelişimsel bozukluklar, tam çıkık değilse tabii bahsettiğim, bir takım kolay ameliyatlarla, hani kolay derken titizlikle yapılması gereken hı-hı. Ameliyatlar, bunlarla çözülebilir ve bu çözümle hasta ömür boyu rahat edebilir. Evet. Sonuçta işin en kritik noktası kendi kemiğiniz, kendi ekleminiz, kendi kalçanız. Yani bozulursa protez yaparsınız. Protez en son iş. En son nokta ya, olmalı her kesip, zaman. Kesip biçip atıyorsunuz kemiği, evet. Oraya bir metal koyuyorsunuz sonuçta. Yani doğal suni yollarla yapılması yapıyorsun. En güzeli değil mi hocam? O çok doğru bir şey. Yani hı-hı. Burada aslında belki şu mesajı vermek lazım. Hani kalçanız ağrıyorsa ya bir ortopedi uzmanına gidin. Yani tedbiri elden bırakmamak yani bir gerekir. Evet. Bir baktırmakta, bir muayene olmakta fayda var. O zaman bu noktada ben belirtilerini sorayım size. Çünkü dediniz... 35-40 yaşına gelip anlamayanlar var dediniz. Tabii. Çünkü çocuklukla aslında biraz da kendini belli ediyor bebeklikte. Tabii. Gelişmeyle birlikte doğru, gösteriyor. Doğru. Ama anlatışılmaması konusunda da ciddi sıkıntılar var sanırım. Var tabii. Bu noktaları anlatırsanız belki bilmeyip de şu an aynı şekilde ağrı çeken birçok izleyicimiz de olabilir. Yani kalça çıkığı dediğimiz konu hani biz konunun başlığını kalça çıkığı, erişkin kalça çıkığı diye duyurduk ama söylediğim gibi tip 1 olanlar, basit olanlar hem tedavisi kolay. Evet. Hem yapılacak işlem çok zahmetli değil, hem de kendi kalçanız kalacak. Yani bundan daha iyi bir şey yok ki. Sonuçta bunun uzun süre devam edecek bir sonuçta oraya konulan protezin bir ömrü var. Evet. 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl yani yapılma şekline göre, kullanılışa yani göre değişir ama. Yani bunlar bittiğinde tekrar bir müdahale gerekiyor. Bir daha bir iş ortaya çıkabilir. Yani %100 değil ama bir olasılık içinde. Dolayısıyla kendi kemiğinizin, kendi kalçanızın, kendi ekleminizin kullanılmasından güzel bir şey yok ki. Tabii ki. Onun için hastalarımız tabii burada bu soru çok kritik. Sorduğunuz soru hani
ne bunun şikayetine evet. ne belirtiler ortaya çıkar dediğinizde en önemli sorun, yani gençlerde tabii biraz daha bu göz ardı edilebilir ama gençten kastım şu, 20 yaşı, 18 yaşı, 25 yaşı, 30 yaşı arasındaki insanlarda biraz daha uzak durulabilir ama yine de akıldan çıkarmamak lazım. Yaş ilerledikçe özellikle, yani yine onlar da genç tabii, hı hı. 40 yaşında, 45 yaşında, 35 yaşındaki hastalarda veya şikayeti olanlarda, hastalar demeyelim, şikayeti olanlarda bu ağrı var ise, onu da tarif edeceğim şimdi, ağrı var ise bu ağrının kaynağı çok önemli. Bazen öyle bir karışır ki, belden evet. belle ilgili bir ağrı, bir fıtık vardır, bir kireçlenme vardır belinizde, bir kayma vardır veya siniriniz orada herhangi bir şekilde sıkışıyordur. Buna bağlı bir ağrı ortaya çıkar. Bir de bu gider kalçaya yayılır. Kalça bölgesinde hissedilir bu ağrılar. Dizde, yani karıştırılabilir mi diğer rahatsızlıkların ağrısıyla? Bunu yani hasta değil, doktor karıştırıyor yani. Doktor bile karıştırıyor. Doktorlarda yani, da var, evet. Biz bile karıştırıyoruz yani. Nereden, acaba oradan mı, değil buradan mi? Mı? Hadi araştır, dur. Hastanın biraz, karıştırması gayet doğal oluyor. Hastaya da anlatıyoruz yani. Bak yani bunu yapmamız evet. lazım ayırt etmek için diye. Çünkü öbür türlü ayıramazsanız nereye ameliyat edeceksiniz? Ya şuradan yapalım olmuyor ki. Evet. Ya bir yerine ameliyat edelim bakalım, olmazsa öbür tarafı yaparız, olmaz ki. Doğru tanıyı koymak ya çok önemli. Ya doğru nereden kaynaklanır onu bilmek lazım. Yani çok önemli bu sorduğunuz soru. Nedir? Nasıl bir şikayetle başlar? Hastada ne olur? Çok önemli. Onun için hastaların geçmişlerini düşünmeleri lazım. Bir bel travması geçirdim mi? Belimde bir şey oldu mu? Yattığım yatak nasıl? Bunların ayrımını iyi yapmak lazım. Bunlar da etken değil mi hocam? Bunlar ağrının oluşmasına etken. Hı-hı. Ağrı kalçanızdaki, çünkü bu sinirin gittiği yol boyunca, yani trasesi dediğimiz o gittiği yol boyunca bir ağrı ortaya çıkarır sonuçta. Bu ağrıyı siz belinizdeki veya daha yukarıdaki bir ağrı biraz daha aşağılarda ayağınızda hissedersiniz. Evet. Ayağı ağrıyor. Ayak bileği hareketi zayıf oluyor. İnsanın belinde fıtık oluyor. Yani nereden işte sinirin iletişim evet. iletkisiyle oluyor bu iş sonuç itibariyle. O nedenle yani bunu biraz uzattım gibi ama hastaların ama konuda bir nokta, uyanık olmaları evet. lazım. Kendilerini iyi dinlemeleri lazım. Yani belimde bir şey var mı acaba diye. Sonra bu kalça ağrısı, tabii muayene edeceksiniz. Ama hı-hı. hasta diyor ki gel diyor, işte benim kalçam ağrıyor. Evet, kalçanızın neresi ağrıyor diye sorduğunuzda da belki kendisi söylemeyebilir ama biz hekim olarak diyoruz ki kasığınızda ağrı var mı? Hah diyor, kasığım ağrıyor. İşte kalçanızın arka tarafında ağrı var mı? Evet, ha orası da ağrıyor. Peki ondan sonra bu ağrı tamam. Hı-hı. Peki ne kadar yürüyebiliyorsunuz? İlk kalktığınızda hemen bir yerde oturduğunuzda kalkınca ağrı oluyor mu? Ha, evet, o ağrı oluyor diyor. Yani ağrının çeşitleri, ne zaman olduğu, nasıl olduğu, tabii şiddetiyle de önemli bu. Şiddeti az bir şeyse biraz yürüdükten yoruldu. Yani bozukluğun derecesi, gelişimin derecesi azsa bir süre yürüdükten, hasta yorulduktan sonra ağrı ortaya çıkıyor. Veya gün boyu bir şey yok. Ya bütün gün iyiyim, geziyorum, dolaşıyorum. Akşam yatağa yattığımda ağrı başlıyor. Evet. Böyle de olabilir. O kadar kötü olmadınız çünkü. Yani idare edebiliyorsunuz. Kalçanız sizi daha idare ediyor. Ama bir süre sonra bozulacak. Etmeyecek. Öyle bir şey ki. Yani hemen ortaya çıkmıyor bu. Bahsettiğimiz gibi yani çocukluk döneminde başlayıp da daha sonra 35 yaşına, 40 yaşına geldiğinde ortaya çıktığını düşünürsek. Evet. Öyle bir şey oluyor tabii. 20 yaşında, 25 yaşında, 35 yaşında ortaya çıkıyor. Sonuçta demek ki bir 20 yıl boyunca bir bozukluk var. 30 yıl boyunca bir bozukluk var. Ha, demek sonra çıkıyor ortaya. Evet. Yani gelişimi böyle aylarla, günlerle falan değil, yıllarla ölçülüyor. Bir şikayetin ortaya çıkması. Telefonumuz var. Hemen bölüyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Özlem Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Özlem Hanım, sorunuzu alalım, sizi dinliyoruz. Sorum, annem 50 yaşında, kalça çıkıklığı var. Biraz da toparlıyor mu? Hani bu saatten sonra, yani bu zamandan sonra bir tedavisi var mı 50 yaş üzeri olduğu için 50 yaşında? Onu öğrenmek şimdi, istiyordum ama. Özlem Hanım, soru güzel. Ne yapacağız diye 50 yaşında. Hiç 50 yaşından bahsetmedik abi. Hep 45-35 dedik. Endişe evet. ettiniz. Ne oluyor acaba? 50 yaşta genç yaş sonuçta. Daha oraya gelmedik. Onun için ama şimdi da. Şimdi daha aksamadan önceki ağrı dönemini anlatıyordum. Neyse olsun, o vesileyle şeyi de anlatmış oluruz hı-hı. belki. Yani tabii annenizle anladığım kadarıyla bu birazcık ileri bir çıkık. Yani ya 2 ya 3. Yani yarısı çıkık veya tam çıkık anlamında bir şey de olmuştur. Veya aksıyorsa
Bu tip 1 dediğimiz kalça iyice bozulmuştur artık. Ağrıya bağlı bir aksama ortaya çıkmıştır. Yani tabii bunu siz ayırt edebilirsiniz. Ağrı olmadığı süreçte de aksıyor muydu? Bu soru önemli. Aksıyor muydu anneniz ağrısı olmadığı zamanda da? Ses az olduğu için, sesiniz az aldığım için biraz zor işittim bu, de. Bir daha tekrarlayalım isterseniz hocam. Bir daha tekrarlayalım. Şöyle, şunu sormak istiyorum Özlem Hanım. Anneniz ağrısı olmadan önceki döneminde aksayarak mı yürüyordu? Evet. O zaman demek ki bu ağrısız dönemde de aksadığına göre bahsettiğimiz gibi tip çıkık olarak baktığımızda 2 ya da 3. Evet. Kısalık önemli burada. Kısalık eğer 3-4 santimse, 5 santimse kısalık o zaman tam çıkık demek lazım. Azsa kısalık yarı çıkık falan demek lazım ama bu yarı çıkıklarda... Buyurun söyleyin. Tedavi süresi ne kadar süre, bir de onu da öğrenmek istiyordum. Şimdi şöyle bir film çekmek lazım. Bir ortopedi uzmanına gidin. Yani şey olarak bir baktırmak lazım. Bir film çekmek lazım. Burada yapılacak ameliyat, uygulanacak tedavi yöntemi illa protez olacak diye bir şey yok. Bunun bir koruyucu, kurtarıcı ameliyatları evet, da var. Da onlar da yapılabilir. Evet. Annenize. Ama eklem iyice bozulmuş, yüzeyi tamamen bozulmuşsa o zaman bir protez ameliyatı önerilebilir. Bir film çekilip bir muayene olmasında fayda var. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Özlem Hanım çok sağ olun. Geçmiş olsun şimdiden. Hoşça kalın. Evet 50 yaşında bir izleyicimiz. Bu yaşa gelmedik biz dediğiniz gibi. Biz daha küçük olanlardan bahsettik. Daha küçük sorunları konuştuk. Evet. Ama tabii yaş ilerledikçe sanırım sorunun boyutu da biraz daha mı artıyor? Evet. Ona şimdi göre tedavi de değişiyor. Bu soru bizi oraya getirdi. Zaten evet. Biz de gelecektik. Hem tekrar da etmiş oluruz belki birazcık. Daha sonraki dönemde, bu önce şeyleri söyleyelim. İlla protezle tedavi olacak diye bir şey. Evet. Dediğim gibi çatı ameliyatları yapılabilir. Bir güçlendirici ameliyatlardır bunlar. Bunlarla hastalar uzun yıllar rahat edebilir. Bunlar eğer 20 yaşında, 18 yaşında, 25 yaşında yapıldıysa ileride çünkü yaş ne kadar büyük olursa bu çatı ameliyatların yapıldığı dönem ne kadar gecikirse bunlardan elde edeceğimiz fayda yani süre o kadar azalır. Dolayısıyla geç yaşta yani geçten kastım 25-30 neyse bu ameliyatlar olduğunda bunların bir 8-10 yıl, 12 yıl gibi bir süre ağrısız bir dönem hastalar geçirebilir. Veya daha da çok olabilir. Ama bu tabii ameliyatın yapılmasıyla, elde olan yani hastanın kendi kemiğinin kalitesiyle, miktarıyla çok önemli bunlar. Yani sırf ameliyatın iyi yapıldı, kötü yapıldısıyla değil. Yani birçok faktör var tabii bunu etkileyen. Yani burada şöyle özetleyebiliriz. Bu tip 1 olanlarda protez öncesi bir takım ameliyatlar, koruyucu ameliyatlar yapılır. Hastaların kalçasının ömrü uzatılır. Niye bunu söylüyorum? Genç yaşta protez niye yapmıyoruz? O zaman böyle bir protezi yap bir defa da bitsin. Tamam yapalım. Ama protezin bir ömrü var. 25 yıl. Değil mi? Size 25 yaşında protez yaptık. 30 sene gitti, 25 sene gitti. Tekrar 50 yaşına geldiniz. 50 yaşında bir daha. Allah uzun ömür versin. Şimdi ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz ki. Yani ama 50 yaşında biz protez yaparsak size ya işte 80'e kadar sizi götürür. Uzun ondan sonra yaşarsanız da bir işi bilen birisi de bir ameliyat daha yapar size. Yani, evet. Ama önemli olan sanırım burada az hasarla bu işten kurtulmak, tabii bu ki. Sorunu çözmek tabii değil ki. Mi? Tabii ki. En önemli husus bu. Hastanın kendi kemiğini korumak. Evet. Protez en sonra. Şimdi hastamızın Özlem Hanım'ın annesinin şikayetiyle de biraz daha ileri gruba geçecek olursak. Evet. Yani yarı çıkık. Onlarda grubunda. Şikayetler daha mı artıyor? Onu da söylemek gerekirse. Çıkığın şiddeti şöyle söylemek lazım. Bu ağrının derecesi yani artması, fazla olmasının sebebi bozukluğun derecesiyle ilgili. Yani gençlik döneminde çok ağrı olmaz. Evet. Yani 20-25 yaşlarında çok ağrı olmaz. Kullanım sonrası 35-40 yaşlarında, 45 daha yaşlarında bozuldukça ağrı, daha artıyor değil mi hocam? Bozuldukça ağrı artar. Bu şekildedir. Mesela tip 3 dediğimiz hani veya başka bir sınıflamaya göre tip 4 diyebiliriz tam çıkıklarda. Bunlarda da tam tersi ağrı olmaz. Çok enteresan değil mi? Niye ağrı olmaz? Evet. Ağrı olmamasının sebebi yani elimle göstereceğim ama şu asetabulum olarak yani bu yuva olarak kabul edelim. Bu da femur başı içinde olarak kabul edelim. Buradayken ağrı oldu. Biraz çıktı yine ağrı oldu ama tamamen çıkıp
leğen kemiğinin arkasına gelip adale içinde durduğu zaman femur başı temas ettiği bir yer yok. Boşta duruyor. O yüzden ağrı yapmıyor. Ağrı da olmaz onun için. Evet. Aslında bu daha riskli değil mi? Şimdi... Çünkü hiçbir ağrınız yok, bir şikayetiniz yok. Nasıl anlayacaksınız? Şikayet şey orada. Kısalık ve aksama. Anladım. O bacağı zaman, vurması değil mi biraz tabii, da? Ağrı şöyle olacak o zaman. Kısalık olacak. Hastamız işte çocukluk döneminden beri veya erişkin döneminden beri, gençlik döneminden beri hep aksayacak. Hep aksayarak yürüyecek. Parmak ucuna basacak aksamayı gidermek için, göstermemek için. Yani rahat yürüsün evet. diye. Bu arada ne olacak bu hastalarımızda? Dizi ağrıyacak. Çünkü kalça yerinden çıkıp dışarı gidip yukarı gitmiştir. Dolayısıyla ayağını hasta düzgün basmak için dizinden farkında olmadan yıllar içerisinde gelişecek ve dizi dışa doğru eğilecek ayak bileği. Bizim valgus deformitesi dediğimiz yani dizin iç kısma gelip açılanması dışa doğru olan bir yapı olacak. Normalde bir insan durduğu evet. zaman şöyle baktığınızda bacak düz durur. Ama bu dizi içe kıvrılmış vaziyette ve ayak bileği dışa doğru basacak. Ve aksayarak gidecek. Yani bunu anlamak aslında fiziksel olarak da çok basit hasta değil mi? Hasta görür tabii, bilir evet. hasta kendisini. Hasta bilir kendisini. Ama ağrısı olmadığı için hastayı doktora getiren en önemli sıkıntı ağrıdır. Ağrı olmazsa kolay kolay, hele bir de ameliyattan falan korkuyorsa hiç gitmez. Onun dışında bu hastalar aksayarak yürüdüğü için evet. Bel ağrısı ortaya çıkar. İşte bizim buradaki hedefimiz bu dizdeki bozukluk, beldeki bozukluk çok fazla artmadan kalçaya müdahale etme şansını hastaya vermek lazım. Yani anlatmak lazım. Bak sizin evet. beliniz şöyle olacak, diziniz böyle olacak. İstemiyorsa tabii ki yapılmaz. Hı hı. Ama bunu anlatıp uygun bir şekilde ameliyatını planlayıp yapmak lazım. Çünkü bu rahatsızlık başka hastalıklara da sebebiyet veriyor değil mi? Dediğiniz gibi bel ağrısı, diz ağrısı. Tabii. Yani aslında bir kalça koruyucu bir önlemle kalçadaki sıkıntıyı tabii. giderdiğinizde kesinlikle. Diğer yerlerdeki tabii sıkıntı da ortadan giderilmiş tabii oluyor. Tabii ki. Benim yani anladığım kadarıyla. Bu şekil, evet. Yani bunların öncelikle hastanın yaşı, ortadaki veya muayene edildiğinde, röntgen çekildiğinde hı hı. görülen deformitenin şiddetine veya oradaki bozukluğun yani kireçlenmenin, bir yerde kireçlenme oluyor. Evet. Bu kireçlenmenin kalça eklemindeki derecesine göre yapılacak ameliyat tipini seçmek doktora kalıyor tabii. Peki doktora ne zaman başvurmalıyız bu noktada? Bu da çok önemli. Şimdi şöyle bir şey. Hastanın ağrısı olmadan çok fazla müdahale etmemek lazım. Niye biliyor musunuz? Hasta bu sefer yani Allah korusun bir terslik olduğu zaman hı hı. çünkü bunlar açık işler. Yani siz şimdi bir yere gidiyorsunuz. Ankara'ya gideceksiniz. Arabaya bindiniz. Ben %100 garanti gideceğim diyebilir misiniz? Hayır ne yazık ki. Evet. Yani şimdi yol bir de karlı olursa iyice risk altındasınız değil mi? Evet. Bu aynı karlı yolda ameliyat yapmak gibi bir iş bu iş. O yüzden doğru hekim biraz da bu doğru noktada hekim, çok önemli. Doğru hekim, doğru yer, doğru zamanlama. Evet. O nedenle hastaların çok fazla şikayeti yoksa çok kurcalamamak lazım. Yani ama her durumda cerrahi müdahale yapılmıyor öyle değil mi hocam? Burada söylemek istediğim ağrınız şu. Ağrınız var hemen cerrahi müdahale diye bir şey söz konusu değil. Eğer ağrının kaynağı kalçaysa söz konusu. Hı hı. Kaynağını bulmak gerekir tabii. o zaman. Evet. Kaynağını bulmak gerekir. Bu dediğim hani her zaman hemen ameliyat yapmayalımdaki kastım hı hı. tip 3'lerde yani tam çıkıklarda ağrısı olmaz hastanın. Ama hastayı birazcık sorguladığınızda bunun bel ağrısının olduğunu, evet. dizinin ağrıdığını bir şekilde öğrenirsiniz. O çok önemli bir nokta. Bakın bu artacak diye söyleyeceksiniz. Kalçası ağrımayabilir. O zaman belindeki ve dizindeki ağrıya yönelik bu işi düzeltmek lazım. Bir de şimdi ne oluyor? Genç hanımlar evet. evlenecekler. Onların birazcık tabii sıkıntıları farklı oluyor. Ben düzgün yürümek istiyorum. Şimdi ne yapacaksınız? Ağrı yok, hiçbir şey yok. İlla ameliyat edeceksin diyor. Ya bak biraz dur, yapalım, yapmayalım. Şimdi artık son yıllarda bu bir sosyal endikasyon. Yalnız bunun çok iyi, çok hesaplı, çok planlı yapılması lazım. Hı-hı. İyi bir şey yapayım derken bir genç bir insanın hayatı kararabilir. Buna yani da dikkat etmek gerekiyor. Kimse istemez evet. tabii böyle bir şey gelişti. Ne doktoru ister, ne aile ister. Hiç kimse istemez. Tabii ki.
Ama yani bunlar da sonuçta riskli işler. Onun için hekimle güzelce oturup çok iyi anlaşmak lazım. Yani fikir birliği içerisinde bu işi yönetmek lazım. Evet, doğru tanı, doğru hekim bu noktada çok önemli. Çünkü önemli ve aslında bir bakıma da riskli bir ameliyatta. Çok sıkıntılı çünkü insan... Gereksiz yere yapılmaması gerekir sanırım. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Hastanın çok iyi uyum içinde olması lazım. Sizin bu işteki tecrübeniz çok önemli. Hı hı. Yani yapıyor olmanız lazım. Çünkü sonuçta hasta sizin orada ne yaptığınızı bilmez. Sonuca bakar. Evet. Ailesi sonuca bakar. Yürüyor mu, yürümüyor mu? Düzgün adım atıyor mu, atmıyor mu? Bacağı uzun mu oldu, kısa mı oldu? Ona bakar. Yani başka bir şeyi, ağrısı geçti mi, geçmedi mi? İşte iyi oldu mu, kötü oldu mu? Ona bakar insanlar. Kesinlikle. Peki koruyucu ameliyatlar çok önemli dediniz. İsterseniz bu koruyucu önlemler nelerdir? Bunları öğrenelim sizden. Koruyucu ameliyat dediğimiz ne? Tam olarak nasıl bir işlem yapılıyor? Nasıl gideriliyor bu şikayetler? Şöyle demek lazım. Hasta ikna etmek çok zor, biliyor musunuz? Doğru. Yani hasta eğer sizin gözünüze baktığında inanmıyorsa yandınız. Bir daha hiç ikna edemezsiniz onu. Tamam. Evet. O iletişimi kurmanız lazım. Bir, anlatmanız doğru dürüst. Her şeyi teferruatla anlatmanız lazım. Başımıza ameliyatta ne gelebilir, neler olacak. Birlikte yaptığınız zaman bunu hasta diyor tamam ben iyi bir yerdeyim. Evet. O çok güveniyor. Güvenmek çok önemli. Yani, bazen hasta ikna etmeye anlatıyorsunuz. Bak şöyle olacak, böyle olacak, şu olacak, bu olacak. Ağrısı da var. Ameliyat olmuyor. Pek yapacak bir şey yok. Olmamasındaki nedenin ne acaba? Korkuyor. Korkması. Korkuyor. Şimdi ameliyat diyorsunuz. Yani ben de korkarım ameliyat olmaktan. Tabii yani ki. Şimdi durup dururken niye ameliyat oluyor falan dersiniz. Ameliyat çok korkutuyor. Evet. Yani. Ama gerekiyorsa yapılması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü sizin kontrolünüzde olan bir iş değil. Kontrolünüzden çıkıyorsunuz. Dışında. Orada işte size bir şeyler yapıyorlar. Ama burada tabii şimdi şöyle demek lazım. Anestezi çok önemli. En önemli kısmı bu işin yani hele kalça çıkığında. Yani adalesi kısalmış, efendim kemik farklılaşmış, o tarafın kemiği küçük, bacak ince olur, adalesi zayıf olur, kontrakte olur yani kasılı vaziyette olur. Bu tür olgular da anestezinin olması, bir de kanama fazla olur bu ameliyatta, uzun sürer. Çünkü eğer iyi bir anestezistiniz yoksa, birlikte çalıştığınız ekip arkadaşınız, çok fazla niyetlenmemek lazım bu işlere. Yani sakın kimse yanlış anlamasın, her anestezist iyidir de, evet. Bu konudaki tecrübesi olan, şimdi bizim ortopedide de öyle değil mi yani? Herkes, biz mesela hastanede branşlara ayırdık. Herkesin branşı var. Çocuk ortopedisi, eli, tümörü, omurgası, travması. İşte ben artroplastiyle uğraşıyorum. Herkes 7 tane branş var. Spor hekimliği. Evet. O zaman ben hepsini yapardım. Çok biliyorsam. Ama önemli olan uzmanlaştığı yani, konuda. Yani bildiğiniz bir işi yapacaksınız. Evet, yani en iyisini yapacaksınız sonuç itibariyle. Bir telefonumuz var. Devam edeceğiz. Deniz Hanım merhaba. Merhaba. Buyurun sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz. Sorunuzu alalım. Hoş bulduk. Ben Doktor Bey'e bir soru soracaktım. Buyurun dinliyoruz. Benim ablam 6 ay önce bir kalça ameliyatı oldu. Ancak bacağı hali yani kısa kaldı. Bunun için ne önerebilir? Ya şimdi şöyle bir şey. Tabii kalça çıkıklığından dolayı mı oldu ameliyatı? Kalça çıkığı ameliyatı mı oldu? Evet. Şimdi burada kalça çıkığı ameliyatlarında en önemli şey yani 1-2 santimetrelik bir kısalık, tabii öncesi ne kadardı bilmiyorum ama ne kadar kısalık vardı önce? Yani yaklaşık 2-3 santim kadardı. Şimdi 2-3 santim kadarlık kısalık giderilir. Ama daha fazla olan bir kısalık gidermesi biraz zor olabilir. Çünkü o zaman çok uzatırsanız bu siyatik sinir dediğimiz bacağı hareket ettiren sinirde felç oluyor. Evet. Gerilmeye bağlı. Yani 4 santimden daha fazla uzatırsanız risk altındasınız demektir. Onun için dikkat etmek lazım. Biraz evvel bahsettim. O tarafın, çıkık olan tarafın adalesi, damarı, siniri bunlar gelişmemiş oluyor. Niye? Çok kullanılmadığı için. Yani eğer farkındaysanız belki ablanızda da öyledir. Yani bir tarafında fark olabilir. Yani evet. Zayıf olabilir. Dolayısıyla bu hal olunca çok illa da uzatacağım ben bunu, illa boyuna eşit yapacağım diye uğraşmanın bir esprisi yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü bu uzatacağım diye siz mücadele ederken kalça bölgesi
adalelerini gergin hale getiriyorsunuz. Uzatmak için başka evet. yolu yok. Yani şimdi bu diyelim ki adele 10 santimetrelik boyu var. Siz bunu tutup 15 santim yapacağım diye uğraşırsanız geriliyor ve bozuluyor. Dolaşımı bozuluyor. Ondan sonra o adele çalışmıyor. Tamam boyu eşit ama çalışmayan bir kalça. Ne anladık bu işten? Olmaz. Evet. Onun için ha tabii burada şimdi tabii ben şeyi filmini falan görmediğim için sebep nedir onu söylemek tabii ki zor. Ama bir hekimimizle yine konuşursanız buna benzer şeyler size anlatacaktır. Bunlar doğru şeyler. Öbür taraftan kalçalardaki bu yani ameliyat çünkü kalça diz ve bel arasında hareketli bir yer. Dizde de hareket var, belde de hareket var. Onun için pelvis dediğimiz bu leğen kemiğimiz buradaki yumuşak doku dengesini yani ameliyat sırasında veya öncesinde oluşan yani patolojiyle oradaki bozuklukla ilişkili olarak artar bunlar. Evet. Buradaki pelvisi kalçayı bir tarafa doğru çeker. Dengesini bozar. Eğer hastamızda bu tek taraflı bir şeyse söylüyorum. İki taraflı da çıkık olabilir. Bilemiyorum tabii şimdi filmini görmediğim için. Hayır, ben genel manada ne olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Ne olabileceğini daha doğrusu düzeltiyorum. Ne olabileceğini ifade etmeye çalışıyorum. Kalçada bir eğim olabilir. Boyu eşittir hastamızın. Ama adele dengesizliği sebebiyle yani ekstremite bacakların boyu eşit olur. Adeledeki dengesizlik yani kasılmadaki dengesizlikten dolayı bir taraf mesela bu hastamızda eğer sağlam tarafa doğru bir pelviste ya kalçada bir eğim varsa kısa olur. Kısa görülür. Evet. Bunun ama için yine başka bunda, tabii ki tedavi yöntemleri var. Evet. Ama şu anda 6 ay oldu diyorsunuz. Bu eğer böyle bir şey varsa bunlar 6 ay ile 1 sene içerisinde düzelir. Bazen, bu da çok önemli, hastalarımız işte 3-4 santimetrelik kısalığa alışmış oluyorlar yıllar içerisinde, çocukluğundan beri. Evet. Siz bunu birdenbire boyuna eşit yaptığınız anda ameliyattan sonra uzun oldu diyor. Haklı. Çünkü beyin onu daha algılamıyor. 5 ay, 6 ay, 1 sene sonra bir bakıyorsunuz dengeye geliyor. Evet. Hah tamam şimdi ben oldum ya diyor. Ama bunu iyi anlatmak lazım hastaya. Herhalde sizde de mutlaka bir yani pelviste bir dengesizlik vardır. Bu adeleler birazcık farklı çekiyordur. Dolayısıyla birazcık eğim ondandır. Aslına bakarsanız normal şartlarda yürüyüş sırasında bir santimetrelik bir kısalığı, ekstremite kısalığını vücut çok algılamaz. Evet. Yani normal yürürsünüz. Ama ben size öneririm o şey tarafımıza yani kısa tarafa birazcık yükseklik yani topuk içerisine koyduğunuz zaman adelenin dengeye gelmesini kolaylaştırırsınız. Yani hekiminiz de bunu size önerecektir zaten. Yani bu öyle. Faydalı olabilir. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Çok geçmiş olsun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Evet, isterseniz yavaş yavaş ameliyat kısmına gelelim. Ameliyattan çok korkuluyor. Peki komplikasyonları var mı bu ameliyatın? Korkulacak gibi mi? Bunları sormak istiyorum ben. Nasıl bir müdahale yapılıyor? Ameliyat dediğimiz şey nedir? Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Çok şeyden konuştuk. İşte koruyucu tedavi falan. Esas evet. işimize gelelim. Evet, protez. Kesinlikle. Protez çok önemli. Proteze gelelim. Protez tabii bu dediğim gibi biraz evvel bahsettim. Dejeneratif değişiklik yani kireçlenme, bozulma, kıkırdak kaybı tamamen başladıktan sonra ya da tam çıkıklarda işte bel ağrısı, diz ağrısı, veya ağrı, onda da ağrı olabilir zaman zaman. Olduğu hallerde artık protez ameliyatı gerekir. Şimdi protez ameliyatının önce sorunlarını anlatalım. Bir gözümüz korksun. Evet. Ondan sonra kararı vermede bilelim. Biraz daha böyle tedbirli olalım. Hem hasta olarak hem hekim olarak. Evet. Burada biraz evvel bahsettim ya bir, sinir felci olabilir. Yani ayak bileğimizi hareket ettirecek sinir bu gerilmeye bağlı veya ameliyat sırasındaki birazcık üzerine fazla baskı yapmakla bozukluk oluşabilir. Bir bu olabilir. Bir enfeksiyon olabilir. Allah korusun. Yani bu en sıkıntılı hallerden birisi. Bunları bilmek gerekir. Bunlar çok azdır. Evet. Yani, korkulacak derecede değil elbette. Tabii bu kadar ameliyat yoksa bunlar var diye olmamak gibi. Şimdi hani bu kaza riskini düşünüp yola çıkmamaya benzer. Kesinlikle. Bu. Ya onu örnek veriyorum ama yani evet. olacaksa olacak yani. Ama olası şeyler bunlar. İşte biraz evvel bahsolduğu gibi kısalık, uzunluk farkının olması. Hareketlerin kısıtlı olması. Yani ameliyatı yaparsanız yeteri kadar rahat hareket elde etmeyebilirsiniz. İşte bu bir ekip işi tabii. Ya yani bu bakın ameliyat sırasındaki anesteziyle başlar.
daha doğrusu iyi muayene, iyi karar, ameliyat öncesi iyi planlama. Ne yapacağınızın ameliyat içerisinde planı, iyi anestezi, çünkü ameliyatta sizi iyi yönlendirir, iyi iş yapmanızı sağlar. Daha sonra ağrıyı hissetmemesi, bu anestezinin görevidir. Ağrıyı hissettirmemesi lazım hastaya. Hem ameliyat sırasında hem ameliyattan sonra. Ağrı olmayacak hastada. Hı hı. Çünkü ağrı olması iyileşmeyi farklı bir şekilde geliştiriyor. Kötü iyileşme oluyor. Evet, bir telefonumuz var, onu alıp kaldığımız yerden devam edelim. Turgay Bey merhaba. Merhaba efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Sorunuzu alalım. Sizi dinliyoruz. Hoş bulduk. Hocama ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. 3 ve 4 yaşlarında bir kalça çıkığı olmuş çocukken. 40-45 yaşlarında bir ameliyat geçirdim 3 yıl önce. 2-3 yıl oluyor. Şu anda tekrar kirk tarafta protezim var. Protezin bir tanesinde devamlı çıkma oldu. Bu üçüncüye çıkma yapılıyor. Tekrar ameliyat dediler. Ne gibi yol izlemem gerekiyor? Hocamın da bir fikrini alayım dedim. Bu ameliyatlar ne kadar oldu ameliyat olalı? Yani şey, kalça protezi konulara ne kadar oldu? Hocam 3 yıl oluyor kalça protezi konuldu. Bir taraflı kalça İki tarafta da protez var, doğru mu? Evet hocam. İki tarafta da protez var. 3 yıl önce yapıldı. İkisi de 3 yıl önce mi yapıldı? Efendim hocam? İkisi de 3 yıl önce mi yapıldı? Evet, ikisi de 3 yıl önce yapıldı hocam. Şimdi tabii kalça, yani çıkıklığı çıkmasının sebepleri, birçok sebebi var. Bunlar içerisinde en önemli olanı komponentlerin, yani asetabüler komponentin, yani kalçanın yuvasıyla o femur başı dediğimiz, hani kesilip yerine konulan kısmın birbiriyle uyumsuz yerleştirilmesinden başlar. Onun için bunların çok iyi değerlendirilmesi lazım. Sonra adele yetersizliği bu iş içerisine girer. Adelede bir yeteri kadar güç yoksa kalçayı, yani iki protezi birbiriyle bağlayacak işi yapan adele yeteri kadar güçlü değilse, dengede değilse, bu halde de çıkık olur. Ama buradaki en önemli şey, şimdi bu çıkığın tedavisi yönüne baktığımızda, bir defa çıktı, iki defa çıktı, üç defa çıktığı zaman artık bunun kapalı yöntemlerle tedavi edilmesi güç. Bu yine çıkacaktır. %40 oranında yapsanız bir daha çıkacaktır. Dolayısıyla yani bir üçüncü çıkık olduysa eğer, artık bunun bir cerrahi müdahaleyle tedavi edilmesi gerekir. Onun için oradaki patolojiler neyse, bunu çok iyi radyolojik olarak muayeneyle tespit edip bunu düzeltme yoluna gitmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz Turgay Bey. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum ben. Evet, programımızın yavaş yavaş sonlarına geldik hocam. O yüzden protez evet, çok hızlı geçti program. Protez kısmında ben ne söylemek istersiniz? Gerekli mi? Yapılması gerekir mi? Başarıyı ne etkiler? Kısaca bunları alacağım tamam. Sizden. Şimdi bu ameliyat gerekli. Evet. Yani gerekli derken indikasyonu, yani buna yapılması gereklidir kararını doktor alacak tabii. Evet. Ki doğru karar alacaktır. Hastanın şikayeti doğrultusunda şikayeti olan bir kişi de bu protezi yapmak lazım. Protez 20. yüzyılın en başarılı ameliyatlarından birisi. Ne açıdan başarılı? Hastaların günlük yaşam aktivitelerine dönmelerini sağlayan en önemli cerrahi müdahalelerden birisi seçildi dünyada. Dolayısıyla bu iş gerçekten çok önemli. Hastalar rahat ediyor. Çömelebiliyor, oturuyor, işte işini gücünü görüyor, ağrısız bir hayat sürüyor ve mutlu oluyor insanlar. Evet. Yani verimli hale getiriyorsunuz insanları. Ama iyi yapmak lazım. Kesinlikle iyi yapmak lazım. İyi olmazsa bir şey yaramaz. Yani çünkü o zaman sıkıntı hala devam ediyor. Hatta büyüyerek devam ediyor. Evet, o yüzden. O nedenle çok iyi yapmak lazım. Başarıyı ne etkiliyor? Bakın, başarıya takım çalışması, ekip çalışması. Buradaki birlikte çalıştığımız ekip çok önemli. Bunlar kimler? Biz ortopedi uzmanı olarak çalışıyoruz. Hı hı. Anestezi, işin başında. Evet. Fizyoterapi, fizik tedavi. Yani bu hastaların rehabilitasyonu, hemşire bakımı. Bu ekip çok önemli. Evet. Bu dört ekibin birlikte olmasıyla ve bunların içinde biliyor musunuz? Ameliyatı yaptınız, ettiniz, tamam. Ama size en çok yardımcı olan kim? Anestezi uzmanı. Evet. Ağrısı olmayacak hastanın. Ameliyatta sizi rahat ettirecek, kanamayacak,
düşük tansiyon altında yaptırtacak size ameliyatınızı. Efendim hastane gevşek olacak, rahat olacak, ne yaptığınızı bileceksiniz. Bunlar da çok önemli. Hiç kesinlikle. Başarı da çok etkili. Önemli bir şey olan, daha evet, etkileyim. Söylemek olsun, istiyorum. Evet. Ameliyathane şartları. Yani bu işlerin yapıldığı yerlerin gerçekten usulüne uygun, dünya standartlarında olması lazım. Evet. İnsanlar böyle her zaman ameliyat olmazlar. Hayatında bir ya da iki kere olur. Yani çok bunun da icap çok hijyenik etmedikçe, ve çok düzgün olması alet gerekiyor. Alet edevatının, evet, ekipmanının iyi olduğu yerlerde yapılmasında fayda var. Çok teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bugün ilişkinlerde doğumsal kalça çıkığı nedir ve nasıl tedavi olur? Bunlardan bahsettik. Yeni konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.